Rusya Savunma Bakanlığı nükleer saldırı kapasiteli 12 bin kilometre menzile sahip kıtalar arası balistik Yars füzesiyle bir deneme atışı gerçekleştirdi. O görüntü geliyor. Sonrasında değerlendirmeleri de yapacağız. Evet herkesin ayağı kalktı. Evet. Göz daha <laughs> diyebiliriz buna tam anlamıyla yani. Değil mi? Evet. Ses var mı? Ses yok. Tamam. Sesi yok. Bütün bu açıklamalar varken zaten <laughs> Putin'in ne kadar e, sert söylemlere sahip olduğunu da biliyoruz. E, tabii bu e, dünyaya bir gözdağı vermesi çok açık tabii. E, yani nükleer silah... Şimdi e, müsaade ederseniz IC, e, ICBM, ben değerli büyüklerimiz öyle kullanıyorlar, ben de öyle kullanayım. Inter e, Intercontinental Ballistic Missile bir kere şunu cevabını vermemiz lazım. Balistik füze ne demektir? Siper füzesi ne demektir? Balistik füze dediğimiz bakın doğrudan doğruya bakın ne kadar tam 90 dereceye doğru geldi. Bu balistik füzelerin en önemli özelliği stratosfere gitmek suretiyle yani bizim biliyorsunuz dünyanın dönme yerindeki oradan faydalanarak Giden bir füze sistemi. Yani orada biliyorsunuz ışık hızına doğru gidecek, gidebilecek tarzda bir sürat elde ediyorsunuz. Onun için yani bir stratosferi dalıyorsunuz, giriyorsunuz. Bir de stratosferden hedefe tekrar iniyorsunuz. Yani böyle bir füze sisteminden bahsediyoruz. Balistik füze bu. E, bunun menziline bakarsınız. 5500 kilometre ile sınırlıdır. 5500'ün altındakiler... Yani balistik füze değildir. Balistik de kelimesinin anlamı bakın biraz evvel söylediğimiz gibi 90 derece bu doğrudan doğruya aynen aya insan gönderecekmiş gibi stratosferi delip efendim bizim bu e, uyduların e, deveran etmiş olduğu yerden faydalanmak suretiyle dik mermi yolu değil bu bayağı ciddi bir dik mermi yolu istediğiniz hedefi vurabilme özelliğini ortaya. İkincisi seyir füzesi ne demektir Çünkü seyir füzesinde de Amerikalıların çok üstün olduklarını biliyoruz Ne nedir hatırlayacaksınız savaşı'n hemen hemen e, birinci yılı dolmadan önce e, ve e, Rusya'nın Moskova adlı, çok da anlamlı olduğu için söylüyorum Efendim e, gemisi amiral gemisi sancak gemisinin bir Neptun füzesiyle e, vurulmasıydı Neptün füzesi Demek ki yatık mermi yolu bir füze sistemi. Yatık mermi yolu. Yani bu bakın 90 değil. Öylesine bir yatık mermi yolu oluyor ki yani şundan bakın gitti bu. Bu balistik füze. Gördüğünüz zaman burası 90 derece işte balistik füze. Bunun eği 45 derece ve civarında ise bu ise seyir füzesi. Yani seyir füzesi daha çok radara yakalanmadan işte o demir kubbeye yakalanmadan efendim hedefi vurabilme ve çabuk vurabilme özelliği var. Onun için e, Rusya tabii ki nükleer tehditte ben e, çok ilginç e, bugün e, Financial Times'a baktım. Moskova'da bunun Moskova büro şefi var Max Sedon. Bir de ekibi Rusya'nın e, nükleer savaş doktrini dosyalarına eriştiğini müthiş bir haber yaptı. Ve ben o e, makaleyi ya yani buraya gelmeden önce bir göz gezdirdim. Ve de e, Rusya'nın nükleer silah kullanma kriterlerini elimizde diye yayın yaptılar. Bu Financial Times'daki bu şeyde. Ama e, dünyaya bu gözlemin bir başka perde arkasını da görmemiz lazım. E, ne diyor o şey? Diyor ki biliyorsunuz Moskova'nın çok ilginç bir şey var. Korkutarak ikna Hatırlayacaksınız ben bunları e, çok e, Fransa'nın da e, ben geçen günü bir yine burası Azerbaycan'da bir Azerbaycan kanalına ifade ettim. Onlar da çok güzel bir şekilde Türk atasözü olarak ifade etmişler. E, ben diyorum buna e, diplomatik enfeksiyon diyorum. Yani diplomatik enfeksiyon yani Fransa diplomatik enfeksiyonu yaratan bir ülke. Ne yapıyor önce sorun yarat eğer iki devlet arasında sorun varsa bu sorunu mümkün olduğu kadar uzat ve bu uzatma içerisinde o ülke zayıfsa, Ermenistan için söyleyeceğim biraz sonra, Ermenistan'ı ne yapıyorsunuz? Silahlandırıyorsunuz ve Azerbaycan'a bir tehdit olarak e, ortaya koyuyorsunuz. Buna da e, yeni bir tabir söylüyorum diplomatik enfeksiyon. Azerbaycanlılar çok güzel bir laf söylediler. Dedi ki kaşınmayan deriden kan çıkartmak. Güzel bir laf. Hakikaten bu benim dediler ki hoca biz biliyoruz bunu müellim eser. <laughs> Yavşı söylesin. Kaşınmayan yerden kan çıkartmak. İşte diye. Tane tane söyle ki izleyenler kullansın <laughs> bu sözü. evet, 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 evet. Kaşınmayan. Bu Azerbaycan'da çok kullanılıyor. Kaşınmayan yerden kan çıkartmak. Yani Fransa'nın bakış açısını ortaya koyması açısından o biliyorsunuz veciz dediğimiz o süzülmüş, imbiklenmiş bu lafı hak eden Fransa için kullanmak lazım. Şimdi e, şunu söylüyorum. E, Rusya'nın korkutarak ikna adını almış olduğu bu politikanın e, nükleer kullanma taktiği erken aşamada benim bütün şahsi kanaatimi ifade ediyorum. Küçük bir nükleer silaha başvurmak anlamında yorumlanabilir. Biliyorum anlaşıldı herhalde. Yani korkutarak imhanın yani küçük kilotondaki yani bunlar biz hatırlarım ben akademideyken tabii biz dinozorus otoburus olduğumuz için gerçi burada şey de yiyoruz ama bir e, yememem lazım. Dinozorlar e, biz bir leblebi gibi şey kullanırdık yani ve problem çözerdik. Problem çözdüğümüz zaman leblebi gibi nükleer silah kullanırdık. O kadar çok kullanırdık. Yani nükleer silahlar taktik seviyedeki nükleer silahlar, operatif seviyedeki nükleer silahlar. Ama bu Financial Times'ın özellikle Moskova büro şefi Max Sedon bu makalesinde Moskova'nın evet korkutarak ikna adını verdiği bir nükleer kullanma taktiği Zannederim diye ifade ediyor küçük bir nükleer silaha başvurmak anlamına gelmektedir diyor. Ben de yani ne demek küçük nükleer silah ne kadar bir etki alanı olacak? Yani etki alanı işte bugün hemen bir haritayı ben göstereyim yerini kaldırabilir miyiz arkadaşlar? Evet kaldırılırsa ben hemen söyleyeyim bakın bu Baltık'taki şu kısım Sıvakin ee, şu, şu ara bu ara ni, niçin çok önemli? Belarus'tan hani bizim yapmaya şey şey yaptığımız Zengezur koridoru gibi bir koridor var burada. Yani Rusya Beyaz Rusya ile müttefik olduğu için çok rahat bu Rusya arazisi bakın aynı kırmızı renk ve kırmızı renk ve e, eski Königsberg dediğimiz Prusya'nın başkentine ki orası bir nükleer silah depolarının bulunmuş olduğu yerdir. Bakın e, nükleer silah diye kullanıyoruz, öyle kullanılır. E, biyolojik silah diye kullanılmaz, biyolojik ajan diye kullanılır. Yani içerisine koymuş olduğunuz, tabii ki bu epidemik meydana getirecek, işte mikrop savaşı diye ifade ettiğimiz ya da çok kullanılan viral bir şekilde virüsler koymak suretiyle bunu yapabilirsiniz. Yani şu bölgeye, e, şu bölgeye gelişini engellemek için ee, yapabileceği yani Litvanya tabi bu konuda da baya bir şey burası çok en tehlikeli bir yer hem Rusya'nın e, bu doğrudan doğruya en önemli bir hedef olarak ortaya koyuyoruz yani bu bizim Zengezur koridoru gibi o zaman hedefte Polonya var yani evet Polonya var yani şimdi e, Polonya var bakın çok ilginç Macron çok önemli bir şeyi tartışıyor. Yani ikna etmeye çalışıyor. Düşünün bundan Trump'ın en çok uğraştığı konulardan bir tanesi. Ne dedi? NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirilmiş dedi. Yani sen eğer NATO'nun beyin ölümü NATO olmasaydı sen bugün Fransızca konuşmuyordun, Almanca konuşuyordun diye karşısına biliyorsunuz Trump da ağzı boş olmayan bir adam böyle şey yapmış. Ama şimdi... Kıta Avrupa'sının sahibi benim diye ciddi bir şekilde çok açıkça söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı öncesi gibi Almanya'yla, bakın Almanya'yla Fransa arasında bayağı ciddi şeyler var. Ve e, Fransa çok ilginç. Herhalde ben topu atmadan söyleyeyim. Ve de söyleyeceksin herhalde. Yani efendim... Fransa, e, ee, Fransa oldu. sen onu söyle istersen ben de şunu söyleyeyim. Hemen bunun arkasından Lavrov burada ne yaptı? Bu Donbas'ın devamı olarak bakın böyle gelelim. Trans-Dniester dediğimiz değil mi efendim şu bölgeye? Efendim kendilerini Rus hissedenler e, bu Moldovya'nın içerisinde ve hala bayrağı farklı ve hiç kimse tarafından tanınmayan bir ülke. Yani nasıl, nasıl gibi? Donbass gibi. Yani Luhansk, oblastı gibi Donetsk oblastı gibi burası da efendim kendileri meclis kararı alarak Rusya'ya bağlanmak istiyoruz kararını alınca nanananan... ki Putin'de resmi bir şey beklediğini söyledi ondan sonra Korsika'yı söylesel şimdi tamam Korsika'yı söylemeden önce hocam ee, evet aslında şu... bıraktım topuk çünkü Korsika, <laughs> Korsika hemen girecek. Fransa Korsika'ya gireceğiz. Hayır şey NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir dediniz ya. Evet. Macron 2019 yılında Ekonomist Dergisi'nde o röportajı vardı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, önce sen kendi beyin ölümüne bak, hmm, gibi bir açıklama yapmıştı. <laughs> Şimdi bununla ilgili e, Trendin değindikten sonra isterseniz Suvaki Koridori ilgili bir harita söyleyebiliriz. Evet. Evet. Suvaki Koridori bak ismini ben demin şey yapmadım. Evet. yapmadım. Eh, buyurun burada belki çok daha net. Burada 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 tamam. E, şurada nerede? Suwalki koridoru. Dur dur şey Suv Suvalkı Gap. Şu i̇şte bu aralık. Yani bütün işin çünkü burası tekraren söylüyorum. Aynen bizim Nahçıvan'a girdiğimiz gibi. Hı -hı. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk tarafından parası bizzat kendisi tarafından verilmek suretiyle İran şahından istediği çok büyük bir para değil. Yani ama bu, onun sözünü aldığını, iyi bir diplomasi olduğunu ifade ediyorum. Hı -hı. Yani biz bugün Aynen şuradaki yol gibi, e, aynen Zengezur Koridoru gibi biz de Kafkasya'da Nahçıvan'a giriyoruz. Zengezur Koridoru da benzeri olacak. Yani bütün işin burada olacağı ve Polonya'nın ister istemez bu işe gireceği Litvanya hiç istemese de yani acaba biz yanlış mı yazdık, nerede hata yaptık diye hani hatasız kul olmaz gibi Acaba Moskova yani iki kutuplu dünyada Moskova düzeltiyorum Varşova Paktı ülkelerinin devamının biri düşünen ne olduğunu ifade etmeyen bir pozisyona girdi. Bu da çok ilginç çünkü bakın sadece bu koridorla bütünleşen bir durumda bir bakıyorsunuz ki şimdi Finlandiya'da oldu biliyorsunuz 1300 kilometre arkasından deniz olarak İsveç olduğu görüyorsunuz. Yani ne oldu Evet yani Putin'in özellikle Kanton'a ifade ettiği değil mi es, eksi e, eski Fox News'un e, gazeteciye çok da önemli bir şekilde açıklamalarda yaptığı gibi. Peki ne oldu da sadece Suvalki hocam Tamam Suvalki şeyi varken Hı. şimdi bu kadar geniş bir cepheyle Rusya'ya oldu yani veret Lali namin demek lazım.